Matematik dersine farklı ve daha eğlenceli bir pencereden bakmaya ne dersiniz? Evet dediğinizi duyar gibiyim. O halde doğru yerdesiniz. Sevimli matematiğe hoş geldiniz. Matematikçi geliyor ya of! Abi anlamıyorlar ya. Biz abi bu matematiği anlamadık. Israrla niye hoca gönderiyorsun ki ya? <laughs> Dersinizde gülerek başlayalım istedim. Ama benim öğrencilerim böyle değil tabii ki. Hem okulda öğretmenlerinizi dinleyip hem de gelip burada ben dinliyorsunuz. Sonra bir sürü soru çözüp diğer derslerinizde de çalışıyorsunuz. Bir yandan da LGS stresi. Süpermen gibisiniz çocuklar. O yüzden şimdiki alkışlar size gelsin. <laughs> Şimdi bir ailemiz var çocuklar. Parkta eğlenmeye gidecekler. Biz de onlarla gidelim ve bazı incelemelerde bulunalım. Bu parktaki tahterevalilerde her zaman denge sağlanır mı çocuklar? Bakalım mı? Bakın bir baba ve oğlu parktalar tahterevaliye binecekler. Çocuk binmiş. Baba da oturdu. E baba ağır. Aşağıya çöktüm. Çocuğun yanına kız kardeşi de gelsin. Hala baba ağır. O yüzden hala baba aşağıda. Bakalım anne ile baba otursunlar. Bakın. E, anne babaya göre daha hafif. Baba hala yerde. Anne ile çocuklardan birisine karşılaştıralım. Bu defa da anne ağır. Kız da hafif kaldı. Yani birisi aşağıda birisi yukarıda kaldı. Ne oldu? Her zaman denge sağlanmadı. Ağır olan aşağıya çöktü. Hafif olan yükseldi. Burada bir eşitsizlik vardır diyebilir miyiz sizce? Evet deriz. Peki bu kızımızın bir ikizi olsaydı bakın denge sağlanırdı. Aynı şeyler karşı karşıya konulsaydı tabii ki de denge sağlanırdı. Burada artık eşitliği sağlamış olduk. Peki bu eşitlikler, eşitsizlikler sadece böyle şeyler de mi var Hayır tabii ki sadece ağırlıklarda mı var Hayır tabii ki nerede var bu eşitsizlik her yerde var e her şeyde eşitsizlik olur da bizim meşhur X ve Y'lerde eşitsizlik olmaz mı Tabii ki olur konumuz eşitsizlik çocuklar eşitsizlik nedir hangi sembollerle gösterilir eşitsizlikler nasıl çözülür şimdi bunları öğreneceğiz eşitsizlik neymiş? Hadi öğrenelim. Cebirsel ifadelerin, cebirsel ifadeler neydi? Bizim bu x, y, ifadeler vardı ya bilinmeyen, içinde bilinmeyen olan ifadeler. İşte bunları cebirsel ifade ediyorduk. Bu cebirsel ifadelerimizin büyüktür, küçüktür, küçük eşittir, büyük eşittir sembolleriyle karşılaştırılmasına eşitsizlik denir. Şu sembollerimizi bir tekrar hatırlayalım hadi. Bu büyük demek, küçük, büyük veya eşit, küçük veya eşit. Hocam ben bunları karıştırıyorum diyenler için ne yapıyorduk? Bizim sembolün sol tarafına bir çizgi çiziyoruz. Bakın hepsinde. Hepsinde sol tarafa bir çizgi. Bir çizgi çizdik. Bakın bu neye benziyor? B harfine değil mi? O zaman büyüğün B'si. Büyüktür. Bu neye benziyor? K'ye. Küçüğün K'si. Yani küçüktür. Büyük veya eşite bakalım. Bakın büyük türün zaten aynısı. Bir de altında eşitliği var. Küçük veya eşite. E, Küçüğün aynısı şu yukarıdakinin. Altında da eşitliği var. Küçük veya eşit. Eşitsizlik konusunda daha çok örnekler üzerinden gideceğiz. Hadi ilk örneğimizle başlayalım. Bu kadar havalı balon da ilk defa görüyorum çocuklar. Hadi sorumuzu okuyalım. Aşağıdaki cümlelere uygun eşitsizlikleri yazalım. Hadi yazalım. 8 sınıfındaki erkek öğrencilerin sayısı 20'den azdır. 8 B sınıfındaki erkek öğrencilerin sayısını biliyor muyuz? Hayır bilmiyoruz. Bilmediğimiz şeylere bir bilinmeyen atıyorduk. Ben X demeyi tercih ediyorum. Y de diyebilirsiniz. Z de, A, B, C de diyebilirsiniz. Size kalmış. Ama en çok kullanılanı X. Neymiş? 8 B sınıfındaki erkek öğrencilerin sayısı 20'den azmış. O zaman şu mu? Bizim erkek öğrencilerin sayısı X'te x küçüktür 20. Evet 20'den az. İkinci soruya bakalım. Binanın boyu 12 metreden büyüktür. Binanın boyunu biliyor muyuz çocuklar? Bilmiyoruz. Binanın boyuna ne diyelim? Binanın boyuna x diyelim. Binanın boyu x. Neyden büyükmüş? 12 metreden. O zaman x büyüktür 12 metreden. Ne olabilir binanın boyu? 12'den büyükse. 13, 14, 15, sonsuza kadar gider. Şuradaki erkek öğrencilerin sayısına da bakalım. 20'den küçükmüş. Ne olabilir? 19, 18, 17, 16, 0'a kadar iner. Diğer soruya bakalım. Recep'in aklına tuttuğu sayının 5 fazlası 42'ye eşit veya 42'den küçüktür. Recep'in aklından tuttuğu sayıyı biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ne diyelim? X. 5 fazlası yani tuttuğu sayının 5 fazlası o zaman ne diyeceğiz? x artı 5 42'ye eşit veya 42'den küçükmüş. O zaman küçük eşittir. Neyden? 42'den. Bakın 42'ye hem eşit olabilir hem de 42'den küçük olabilir. Sepetteki ekmeklerin sayısının 5 fazlası 32'ye eşit veya 32'den büyüktür. Sepetteki ekmeklerin sayısını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ne diyelim? X diyelim. Bu x'in 5 fazlası. 32 eşit veya 32'den büyük. O zaman büyük eşittir. Neyden? 32'den. Hocam bunlar bize çok kolay geliyor. Soruları biraz zorlaştırın dediğinizi duyuyorum. Hadi biraz zorlaştıralım. İlk Bir soruyla başlayalım bakalım. Annem bana en fazla 150 TL verir. Hmm, şey biliyor muyum vereceği ya da parayı bilmiyorum. Ne olsun bana vereceği para? Bana vereceği para x olsun. En fazla kaç oluyormuş bu x? 150 ve en fazla dediği için 150'den düşük şeyler olacak. O zaman şu mu? Bana vereceği para 150'den az olacak. En fazla 150 dediği için o zaman 150'ye eşit de olabilir. Yani bana vereceği para 150 olabilir. 149 olabilir, 148, 150'den düşük şeyler olacak. İkinci soruya bakalım. Deneme sınavından en az 360 puan almalıyım. Hmm. Deneme sınavından kaç puan alacağımı biliyor muyum? Bilmiyorum. Ne diyelim deneme sınavından alacağım puana? X diyelim. Peki benim bu X'im. En az kaç olmalıymış? 360. O zaman 360'dan da fazla olacak değil mi? En az 360 oluyorsa evet. Demek ki benim bu x'im 360'dan büyük olacak. Eşit de olabilir mi? Evet. En az 360. Yani 360'a eşit de olabilir. x büyük eşittir. 360 diyeceğiz. O zaman benim alacağım puan, deneme sınavından alacağım puan kaç olabilir? 360, 361, 362, 363 bu şekilde artarak devam edecek. Sıradaki sorumuza bakalım. 10 eksiğinin 4 katı kendinden büyük sayılar. Hmm. Sayımızı biliyor muyuz? Öncelikle sayının kendisi. Bilmiyoruz. Kendisine x diyelim. 10 eksiğinin 4 katını bulalım. Hadi. X'in öncelikle 10 eksiği sonra 10 eksiğinin 4 katı. Yani 4 ile çarpacağız. Kendinden büyük sayılar. Demek ki bu bulduğumuz 10 eksiğinin 4 katı büyükmüş. Kimden? Sayının kendisinden. Sayının kendisi neydi? X'ti. Eşitlik var mı? Hayır. Kendinden büyük diyor. Herhangi bir eşitlik söz konusu değil. O yüzden sadece büyükler işareti kullanıyoruz. Son sorumuz. Onun yaşı en fazla 15, en az 12'dir. Hmm. hadi bulalım. Yaşını biliyor muyuz? Öncelikle Hayır bilmiyoruz. X diyeceğiz. En fazla 15 en az 12 olabiliyormuş. Demek ki 12 küçüktür X'ten. X de küçüktür 15'ten. Yani en az 12 en fazla 15. Peki bir eşitlik var mı? Evet var. En fazla 15 olabilir. Yani 15'e eşit olabiliyor. O zaman eşittir. En az 12. Demek ki 12'ye de eşit olabiliyor. Burada da bir eşitlik var. O zaman bu sorulan kişinin yaşı kaç olabilir? Bakın 12 olabilir. 13 olabilir. 14 olabilir. Ve 15 olabilir. Bu dördünden birisi olabilir. Bizim meşhur bir sayı doğrusu var. Biliyorsunuz bu sayı doğrusu her konuda kendini bir şekilde gösteriyor. E de göstermez mi? İlla ki gösterir. Hadi gelin işsizlikleri sayı doğrusunda göstermeyi öğrenelim. Burada minik bilgilerimiz var. Önce bu bilgileri bir okuyalım. Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler sayı doğrusuna gösterilirken büyük veya küçük sembolü var ise eşitsizliğin sınırlandığı sayı dahil edilmez. Hmm. Bakın büyük veya küçük eşitlik var mı? Büyük eşit diyor mu? Hayır. Küçük eşit diyor mu? Hayır. Eşitlik yok. Sadece büyük veya sadece küçük gördüğünüzde sınırlandığı sayı dahil etmeyeceksiniz. Ne demek? Hemen bir örnekle gösterelim. X küçüktür 4 eşitsizliğini sayı doğrusuna gösterelim demiş. Hadi gösterelim bir sayı doğrumuz Gelsin bakalım. Nasıl yapıyorduk? Şöyle bir keyfi sıfır çizelim. 1, 2, 3, 4 bu şekilde devam edip gidecek. Sonra eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5. Bu da sonsuza kadar devam eder. X küçüktür 4. Bakın 4 şurada. 4'ten küçük olan tarafı alıyoruz. Sol tarafa doğru gideceğiz o zaman. X'ten küçük olan taraf sol taraf. Sol tarafa doğru bütün sayıları içine alacak. Ne olabilir? X küçüktür 4. 3 olabilir. 2, 1, 0, eksi 1, eksi 2. Bunların hepsi olabilir. Peki küçüktür diyor. Eşitlik var mı? Yok. O zaman 4'ü alacak mıyım? Hayır. Bakın 4'te kocaman bir boşluk oluşacak. İçini karalamayacağız sol tarafını alacağız ama 4'te büyük bir boşluk oluşacak. Eğer küçük eşittir deseydi bunun içinde karalayacaktık. Bu da ikinci notumuzdan. Şu ikinci minik bilginizi de okuyalım hadi. Birinci dereceden bir bilinmeyen eşitsizlikler sayı doğrusuna gösterilirken büyük eşit veya küçük eşit sembolü var ise eşitsizliğin sınırlandığı sayı dahil edilir. Bunu zaten yukarıda söylemiştik. Ama örneğini yapalım x küçük eşittir 4 eşitsizliğinin sayı doğrusunu gösterelim. Hadi gösterelim. Bir sayı doğrumuz gelsin. Yine aynı şekilde çizeceğiz. Bakın 0, 1, 2, 3, 4. İşte eksi 1, eksi 2, eksi 3'e kadar gitsin bu defa. Sonsuza kadar devam edecek. Burası sonsuza kadar devam edecek. x küçük eşittir 4. Bakın yukarıdakinin aynısı. x'in küçük olduğu tarafı alıyorum. E burada eşitlik var. O zaman şurada kocaman bir boşluk vardı ya bizim. Artık o kocaman bir boşluk olmayacak. İçini dolduracağız. İşte doldurduk. Ve sol tarafa doğru her yeri aldık. Buradaki x hangi değerleri alabilir çocuklar? 4 olabilir, 3, 2, 1, 0. Bu şekilde devam eder. Peki şuradaki x hangi değerleri alabilir? 4'ü alamaz. Artık 3'ü alabilir, 2, 1, 0. Aralarındaki farkı anladınız mı? Birisi 4'e eşit olabilir, birisi 4'e eşit olamaz. nasıl sayı doğrusuna göstereceğimizi öğrendik. Şimdi farklı örneklerle iyice pekiştirelim bunu. Yine emojiler, emojiler, tatlı emojiler. Siz hangi emojileri seviyorsunuz ve neden seviyorsunuz? Bunları yorumları atar mısınız? Ben de merak ediyorum. Bakayım hangilerini seviyorsunuz? Ve tabii ki canımız eşitsizlikler. Aşağıdaki eşitsizlikleri sayı doğrusuna gösterelim demişler. Hemen gösterelim. İlkiyle başlayalım bir sayı doğrusu gelsin. Evet bizim x'imiz eksi 1 ile 3 arasındaymış. Şöyle sayı doğrumuzu bir çizelim. 0, 1, 2, 3, 4 devam edecek. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 bu da bu şekilde devam edecek. X neymiş? Eksi 1 ile 3 arasında. Eksi 1 burada bakın. Eksi 1 ile 3 arasında bir çizgi atalım şöyle. Eksi 1 ile 3 arasında çizgi attık. Sonra da içlerinin boş ya da dolu olup olmamasına göre değerlendireceğiz. Önce boş yaptım. Şimdi bakıyorum. Eksi 1 küçük eşittir x'e. Demek ki x eksi 1 olabilir. O zaman eksi 1'in içini doldurduk. Peki x 3 olabilir mi? Hayır. Burada eşitlik yok. O zaman 3 olamaz. Burası boş olarak kalacak. Ve aradaki şurayı alabiliriz. O zaman x'in alabileceği değerleri yazalım mı hep beraber? Hadi yazalım. x ne olabilir? Eksi 1 olabilir. 0, 1, 2, 3 olabilir mi? Hayır 3 olamaz. Demek ki x'in alabileceği 4 tane tam sayı değeri var burada. Diğer sorumuza bakalım. Eksi 4 küçük eşittir x'e, x de küçük eşittir 2'ye. Hemen bir sayı doğrumuz gelsin. Şöyle 0 diyelim. 1, 2, 3, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5 devam edecekler. X'imiz ne ile ne arasında? Eksi 4 ile 2 arasında. Eksi 4 ile 2 arasına şöyle eksi 4 burada. 2 burada. İçi boş yaptım. Eksi 4 ile 2 arasına bir çizgi çiziyoruz. Yani buradakileri alıyoruz. Sonra bakacağız içlerini dolduracak mıyız bunların? Evet, eksi -4 küçük eşittir. Hı, hmm, eşit olabiliyor. O zaman içini doldurdum. 2 küçük eşittir. Hı, hmm, demek ki burası da eşitlik var. İçlerini dolduruyorum. Hadi x'in alabileceği değerlere bakalım. Tam sayı değerlerine. Eksi -4, eksi -3, eksi- -2, eksi -1, 0, 1, 2 bunları alabilir. 7 tane alabileceği tam sayı değeri var. Sıradaki sorumuza bakalım. A büyüktür. 5 tane demiş. Hemen bir sayı doğrumuz gelsin. Şöyle çizelim. 0'ı buraya koyalım bu defa. İşte eksi 1, eksi 2. Şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu şekilde devam edip gidecek. Hatta şuraya 9'u da ekleyelim. A büyüktür 5'ten. Hmm, 5 nerede? Bakın 5 burada. Şöyle içi boş olarak yaptım. 5'ten büyük olan taraf alacağım. Büyük olan taraf ne taraf? Sağ taraf. Sağ tarafa doğru tüm sayıları. Tüm tam sayılar buradan alacak. Peki eşitlik var mı? Yok. O zaman buradaki şu büyük boşluk büyük bir boşluk olarak kalacak. İçini doldurmayacağız. A'nın alabileceği değerlere bakalım. 5'ten büyük olan sayılar nedir? 6, 7, 8 9, 10, sonsuza kadar devam edecek. Sıradaki sorumuza bakalım. Y küçüktür sıfırdan. Hemen sayı doğrumuz gelsin. Şöyle çizelim. 0, 1, 2, eksi 1, eksi 2, eksi 3 devam edecek. 0'ı bulduk. İçini boş yapıyoruz önce. Y küçüktür sıfırdan. Hmm. Sıfırdan küçük olan taraf ne taraf? Sol taraf. Sol tarafa doğru gidecek. Peki herhangi bir eşitlik var mı? Yok. O zaman burası şu sıfırın olduğu yer içi boş kalacak. Yerinin alabileceği değerlere bakalım hadi. Ne alabilir? Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. Bu şekilde negatif tarafa doğru sonsuza kadar devam eder. Eşitsizliği öğrendik. Sayı doğrusunda gösterdik. Peki biz bu eşitsizliklerle işlem yapabilir miyiz? Yaparız tabii ki. Sayılar ekleyeceğiz, çıkaracağız, çarpacağız, böleceğiz. Peki bunları yaparken eşitsizliğin yönü ne olacak? Yön değiştirecek mi? Bazen değiştirecek, bazen değiştirmeyecek. Bakalım hangi durumlarda yön değiştirip hangi durumlarda yön değiştirmiyor. Burada 3 tane minik bilgimiz var. İlk bilgiyle başlayalım. Bir eşitsizliğin her iki tarafı aynı sayı ile toplandığında veya çıkarıldığında eşitsizliğin yönü değişmez. Hemen bir eşitsizlik yazalım. 5 büyüktür 3'ten. Bir sayı ekleyelim hadi. Mesela artı 2 ekleyelim. Her iki yana da ekleyeceğiz. 5 artı 2 büyüktür 3 artı 2'den. Eşitsizliğin yönünün değişmediğini söylüyor. Bir sayı ile toplandığında bakalım. 5 ile 2'yi topladık. 7. Büyüktür. 3 ile 2'yi topladık 5'ten. 7 gerçekten 5'ten büyük mü? Evet. 2 ile topladığımız o zaman eşitsizliğin yönünü değiştirecek herhangi bir şey var mı? Yok. Bir örnek yazalım hadi. 8 küçüktür 11'den. İkisinden de bir tane sayı çıkartalım. Ne çıkartalım? Mesela 4. 8 eksi 4 küçüktür. 11 eksi 4 değilim. 8'den 4'ü çıkarttık. 4. Küçüktür. 11'den 4'ü e çıkarttık. 7. 4, 7'den küçük mü? Evet. E Eşitsizliği değiştirecek bir şey var mı o zaman burada? Hayır, yok. Herhangi bir ters durum yok. O zaman gönül rahatlığıyla şunu diyebiliyoruz. Bir eşitsizliğin her iki tarafına aynı sayıyı eklediğimizde ya da çıkarttığımızda eşitsizliğin yönü değişmiyormuş. Birinci bilgimiz tamam. Şimdi ikinciye geçelim. Bir eşitsizliğin her iki tarafı aynı pozitif sayı ile çarpıldığında veya bölündüğünde eşitsizliğin yönü değişmez. Bakın burada neydi? Toplandığında veya çıkarıldığındaydı. Bunu da dün ki çarpıldığında veya bölündüğünde eşitsizliğin yön değişmez. Ama sayımız nasıl olacak? Pozitif sayı olacak. Hadi deneyelim. Bir eşitsizlik yazalım. 10 büyüktür 2'den diyelim. Aynı sayı ile çarpalım. Ne ile çarpalım bunları? Mesela 2 ile çarpalım. 10 çarpı 2 büyüktür. 2 çarpı 2'den. 10 ile 2'yi çarptık. 20 büyüktür. 2 ile 2'yi çarptık. 4. E 20 büyük müdür 4'ten? Tabii ki büyüktür. Eşitsizliği bozacak herhangi bir durum oldu mu? Olmadı. Bu bir örnek ama siz bu örnekleri artırabilirsiniz. Hepsinde eşitsizliğin bozulmadığını göreceksiniz. Şimdi de bölme yapalım. Şuraya bir eşitsizlik yazalım. Hadi. 20 küçük eşittir. Neyden olsun? 30'dan. Her ikisini de aynı sayıyla bölelim. Neye bölelim? 20 bölü 5'e bölebiliriz. Küçüktür. Küçük eşittir. 30 bölü 5. 25'e böldüm. 4 küçük eşittir. 30'u 5'e böldüm. 6 4 küçük eşittir. 6'ya. Evet. 4 6'dan küçüktür. Eşitsizliği bozan herhangi bir durum oldu mu? Hayır olmadı. Demek ki aynı pozitif sayı ile bölündüğünde de eşitsizliğin yönü değişmedi. İkinci bilgimiz de tamam. Şimdi artık üçüncü bilgide sıra. Bir eşitsizliğin her iki tarafı Aynı negatif sayı ile çarpıldığında veya çarpıldığında veya bölündüğünde eşitsizliğin yönü değişir. Burada işler değişti artık çocuklar. Aynı negatif sayı ile çarparsak ya da bölersek eşitsizliğimizin yönü değişecek. Hemen bir örnekle taçlandıralım bunu. Basit bir eşitsizlik yazalım hadi. 4 büyüktür eksi 6'da her iki tarafı aynı negatif sayı ile çarpalım. Ne ile çarpalım? Mesela eksi 1 ile çarpalım. 4 çarpı eksi 1. Şuradaki işareti değiştireceğiz. Eksi 6 çarpı eksi 1. İşareti koymayayım. Çarptıktan sonra koyalım. 4 ile eksi 1'i çarptım. Eksi 4. Eksi 6 ile eksi 1 çarpıyorum. Eksi ile eksinin çarpımından artı gelecek. Yani burası ne oldu? Artı 6. Peki soruyorum şimdi size. Eksi 4, 6'dan nedir? Küçüktür. Değişti mi çocuklar? Evet, değişti. Büyüktür ne oldu? Küçüktür. Yani negatif bir tam sayı ile çarptığımızda eşitsizliğin yönü değişti. Bir de bölelim bakalım. Öyle nasıl olacak? Bir eşitsizlik yazalım. Hadi buraya. Eksi 15 küçüktür eksi 5'ten. Her i̇kisini de aynı sayıyla bölelim. Eksi 15 bölü eksi 5'e bölelim. Eksi 5 bölü eksi 5. Eksi eksi ne olur çocuklar? Eksi eksi artı olur. 15'i 5'e böldük 3. Eksi eksi burada da artı oldu. 5'i 5'e böldük 1. 3 birden nedir? 3 birden büyüktür. E ne oldu? Küçüktür. Büyüktüre dönüştü eşitsizliğin yönü değişti. Demek ki negatif bir sayı ile çarpıldığında ya da bölündüğünde işler tamamen değişiyor çocuklar. Bir de bunları eşit kollu terazi üzerinde göstermek istiyorum. Çünkü görsel olarak gördüğümüz şeyleri daha zor unuturuz. Bu yüzden hiç unutmayın diye çoğu bilgiyi sizin için görselleştirmeye çalışıyorum. Bunları yaparken de zaman zaman Colorado Üniversitesi'nin yapmış olduğu simülasyonları kullanıyorum. Valla Colorado. Colorado? 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 İşte eşit kova terazimiz. Bir kefede 13, bir kefede de 2 var. E 13 haliyle 2'den büyük olduğu için 13'ün olduğu taraf daha ağır basmış. 13 büyüktür 2 olarak. Yukarıda da eşitsizliğimiz var. Şimdi her ikisine de bir şeyler toplayacağız, çıkartacağız, çarpacağız, böleceğiz ve eşitsizliğin yönünün değişip değişmediğine bakacağız. Önce toplamayla başlayalım. Her ikisine de 2 iki ekleyelim. Eşitsizliğin yönü değişti mi çocuklar? Hayır değişmedi. Her ikisinden de 2 iki çıkartalım. Peki eşitsizliğin yönü değişti mi? Hayır değişmedi. Peki sadece sayı mı ekleyebiliriz? Hayır. Bizim bilinmeyenler vardı hatırlayın. X'ler. Her ikisine de X ekleyelim. X zaten herhangi bir sayı demektir. Bakın her ikisine de X ekliyorum. Eşitsizliğin yönü değişti mi? Değişmedi. Her ikisine de aynı sayıyı ekledim. Yani x'i e ekledim. O zaman eşitsizliğin yönü değişmedi. Bir de çıkartalım. Yine bu eklediğimiz x'i çıkartalım hadi. Bakın çıkartıp Yine eşitsizliğin yönü aynı. Çarpalım. Her ikisini de çarpalım? Şöyle 3 ile çarpalım. Bakın eşitsizliğin yönü değişti mi? Hayır. Hala sol kefe daha ağır basıyor bölelim. Her ikisini de 3'e bölelim. Bakın yine değişmedi. Pozitif olduğu için artık negatiflere başlayalım. Negatif bir sayı ile çarpalım. Mesela her iki tarafı da eksi 2 ile çarpalım. İşte negatif bir sayı ile çarptığımız anda bütün dengeler değişti. Eşitsizliğin yönü değişti. Artık takifemiz daha ağır. Neden? Çünkü eksi 26, eksi 4'ten daha küçüktür. Bölelim. Kaça bölelim bu ikisini de? Eksi 1'e bölelim. Bakın. Yine eşitsizlik yön değişirdi. Bu defa sol kefe daha ağır bastı. Neden? Çünkü 26 4'ten daha büyüktür. Birkaç tane daha örnek yapalım isterseniz. Başka sayılarla çarpayım. Negatif sayılarla tabii. Mesela eksi 5 ile çarpalım. Bakın eşitsizliğin yönü yine değişti. Neden? Eksi 130 eksi 20'den daha küçük çünkü. Her iki tarafı da şöyle kaça bölelim? Eksi 10'a bölelim. Yine negatif bir tam sayıya böldüğümüz için yine eşitsizliğimiz yön değiştirdi. Bilgilerimizi bu sayede görselleştirmiş olduk. Siz kendinize de bunları denemek isterseniz diye bu simülasyonun linkini aşağıya bırakıyorum. Şimdi biz artık daha zor sulara yelken açıyoruz. İşsizlikleri çözmeyi öğreneceğiz. Bize bazı işsizlik ifadeleri verilmiş çocuklar. Biz de bunların çözümlerini bulacağız. Hadi bulalım. İlkiyle başlayalım. Eksi 5x artı 8 küçük eşittir 3'ten. Ne yapıyoruz? Her zamanki politikamız x'i yalnız bırak politikası. Öncelikle şuradaki 8'den kurtulmak istiyorum. Peki buradaki 8'den kurtulmak için ne yapmam lazım? Her iki tarafa da eksi 8 eklersem ben bu 8'den kurtulurum. Hadi ekleyelim. Eksi 5x artı 8 eksi 8 küçük eşittir. 3 eksi 8. Bakın her iki tarafa da eksi 8 ekledim. 8, eksi 8, 8 birbirini götürdü. Şöyle devam edelim. Sol tarafta eksi 5x kaldı. Küçük eşitti. 3'ten eksi 8 çıkartırsak eksi 5. X hala yalnız değil. Başında ne var? Başında eksi 5 var. O zaman ne yapacağım? Her iki tarafı da eksi 5'e bölüyorum. Şöyle devam edeceğim. Bunlar sadeleşecek. Yalnız Dikkatinizi bir şeye çekeceğim biraz sonra. Eksi 5'i beş, eksi 5'e böldüm. Artı 1. Peki ben her iki tarafı neye böldüm? Her iki tarafı eksi 5'e. Yani negatif bir sayıya. O zaman buradaki benim eşitsizliğim ne olacak? Yön değiştirecek. Küçük eşitti. Ne oldu? Büyük eşit oldu. O zaman ne diyeceğiz? X büyük eşittir. Birden. Negatif sayılarla çarpıp bölmeye dikkat ediyoruz. İkinci sarıyı da devam edelim. Şöyle çizeyim karışmasın. Bakalım ikinci sorumuza. 4y 1 büyük eşitti. 2y artı 9'dan. Şimdi size pratik bir yol göstereyim. Her defasında böyle her iki tarafa da işte eksi 8 ekle 8 çıkart falan filan bunlarla biraz zor işimiz. Ne yapacağız biliyor musunuz? Burayı normal eşitlik gibi düşüneceğiz. Eşitlikte ne yapıyorduk? Y'leri bir tarafta değil mi? Bilinmeyenleri bir tarafta. Şu 2 Y'yi bu tarafa atacağız. Şu eksi 1'i de karşı tarafa atacağız. Hemen düzenleyelim. 4 Y eksi 2 Y büyük eşittir. 9 eksi 1 karşıya geçerken ne oldu? Artı 1 oldu. 4 Y'den 2 Y çıkarttım. 2 Y büyük eşittir. 9 ile 1'i topladık. 10. Sadece dikkat etmeniz gereken İki tarafı da böldüğünüzde ve çarptığınızdaki olaylar eğer negatif bir sayıya bölüp çarpıyorsanız yine eşitsizliğiniz yön değiştirecek. Öbür türlü aynı bu şekilde devam edeceksiniz. Şimdi 2'ye büyük eşittir ondan ama biz ne istiyoruz? Y'ye. O zaman ne yapacağız? Her ikisini de 2'ye böleceğiz. Sadeleştireceğiz. Bakın bu pozitif bir sayı olduğu için eşitsizliğin yön değişmeyecek. Y büyük eşittir. Onu 2'ye böldüm. 5. Demek ki Y 5'ten büyükmüş ya da y 5'e eşit de olabilirmiş. Buradan y'nin de değerlerini bulalım mı? Büyük eşittir 5 dediğine göre 5 olabilir. 6, 7, sonsuza kadar gidebilir. Hatta şu yukarıdaki x'inkini de bulalım hadi. x büyük eşittir 1'den. E 1 olabilir. 2, 3, 4, sonsuza kadar gidebilir. Üçüncü sorumuza bakalım. Yine a'ları bir tarafta, sayıları bir tarafta toplayalım. Şuradaki eksi 4 a'yı karşıya atıyorum. Artı 3'ü de diğer tarafa doğru atıyorum. Hadi düzenleyelim. a artı 4 a büyüktür. 23 eksi 3. a ile 4 a'yı topladık. Şöyle devam edeyim. 5 a büyüktür. 23'te 3'ü çıkartacağız. 20. Aa hala yalnız değil. Ne yapıyoruz çocuklar? Her iki tarafı da 5 ile sadeleşiyoruz. Yine pozitif bir sayıya böldüğümüz için eşitsizlik yön değiştirmeyecek. A büyüktür 20'yi 5'e böldük. 4. A büyüktür 4'ten. A hangi değerleri alabilir peki? 4'ten büyük her şeyi alır. 5, 6, 7, 8 hepsi olur. Peki 4'ü alabilir miydi? Hayır alamaz. Çünkü burada bir eşitlik yok. Şimdi sansarımıza bakalım. Sansarımız biraz daha alışılmışın dışında. Ama her zaman aynı şeyi uyguluyoruz. Ne bu? X'i yalnız bırak. X'in yanında eksi 4 var. O zaman her yere artı 4 eklersem bu eksi 4'ten kurtulurum. Bakın artı 4'ü sol tarafa da ekliyorum. Ortaya da ekliyorum. Sağ tarafa da ekliyorum. Hadi ekleyelim. Artı 4 artı 2 daha artı 6. Küçüktür x eksi 4 ile artı 4'ü topladık. Ne oldu? 0 birbirini götürdü. x mi kaldı sadece? Evet. Küçük eşittir. Buradakiler olduğu gibi geçecek. Bakın bu da. Ve 8 ile 4'ü topluyorum. 12. Demek ki bizim x 6 ile 12 arasındaymış. 6 küçüktür x'ten. x küçük eşittir 12'den. x'in alabileceği değerleri bulalım mı? Hadi bulalım. 6x'ten küçük olduğuna göre x en büyük en küçük 7 olabilir. 7 8 9 10 11 12'ye hem küçük hem de eşit demek ki eşitlik olduğuna göre 12'yi de alabiliriz. Demek ki x'imizin alabileceği 6 tane değer var. Böyle bir soru gördüğümüzde sola, ortaya, sağa her yere Aynı şeyi ekliyoruz ya da aynı şeyi çıkartıyoruz. Aynı şeyle çarpıyoruz ya da bölüyoruz. Bölerken ve çarparken negatif olursa yönlerini değiştiriyoruz. Sorular bitti diye düşünmediniz inşallah. Çünkü hiç hız kesmeden daha zor sorularla devam ediyoruz. İşte yeni sorularımız. Artık fark ettiniz mi? Rasyonel ifadelerle çalışıyoruz. Yani kesirli ifadelerle. İlk sorumuzla başlayalım. X bölü 4 küçüktür. Eksi 5'ten her zaman yapmak istediğimiz tek bir şey var. Nedir? X'i yalnız bırak. X'in altında 4 var. Nasıl kurtulurum? Her iki tarafı da 4 ile çarparsak bu 4'ten kurtuluruz. Neden? Çünkü bu 4'ler sadeleşir. Burada sadece X kalır. X küçüktür. Eksi 5 ile 4'ü çarptık. 20. Şimdi 4 bir pozitif tam sayı olduğu için eşitsizliğin yönü değişmez x küçüktür eksi 20'den. Ne kadar da korkunç duruyordu ama aslında ne kadar kolaymış. E, x eksi 20'den küçükse x hangi tam sayı değerlerini alabilir? Eksi 21 olabilir. Eksi 22, eksi 23 bu şekilde negatif tarafa doğru sonsuza kadar uzanıp gider. İkinci sorumuza bakalım. Ne yapacağız? Y'yi yalnız bırakacağız. Şuradaki 3'ten kurtulalım. Nasıl kurtulurum? Her iki tarafı da 3 ile çarparsam kurtulabilirim. Burayı da çarpayım. Bakın şu 3'ler sadeleşir. Sol tarafta ne kaldı çocuklar? 4y eksi 9 büyük eşittir. 3 bir pozitif tam sayı olduğu için eşitsizliğin yönü değişmedi. Şimdi bu 3'ü içeriye dağıtıyoruz. 3 ile y'yi çarptık. 3y. 3 ile 3'ü çarptık. Artı 9. Buradan sonrasında ne yapacağız? Buradan sonrasında şu 3y'yi karşıya eksi 9'u da diğer tarafa sağ tarafa doğru atacağız. Hadi atalım. 4y şu 3y karşıya geçerken ne olacak? Eksi 3y büyük eşittir. 9 eksi 9 karşıya geçti ne oldu? Artı 9. İşlemlere devam edelim. 4y'den 3y çıktı. Y kalır. Büyük eşittir. 9'a 9'u topladık. 18. Y'nin alabileceği tam sayı değerlerine bakalım hadi. Y büyük eşitmiş 18'den. O zaman Y ne olabilir? 18 olabilir. 19 olabilir. 20 olabilir. Bu şekilde pozitif tarafa doğru sonsuza kadar devam eder. Üçüncü soruya bakalım. Bu şekilde hem solunda hem sağında eşitsizlik olanlarda ne yapıyorduk? Ne ekleyip çıkartırsak, ne ile çarpıp bölersek hepsini çarpıp bölüyoruz. Yine aslında kuralımız aynı. Bakın x'i yalnız bırakmak istiyorum. Öncelikle şu 2'den kurtulmalıyım. Her iki tarafa da yani her tarafa eksi 2 eklersem bu 2'den kurtulurum. Bu tarafa eksi 2 ekliyorum. Buraya da eksi 2 ekledim. Buraya da eksi 2 ekledim. Şimdi diyeceksin ki işte hocam eksi ama eksiyle çarpıp bölmüyorum. Eksi 2 ile topluyorum. Toplama ve çıkartmada sıkıntı yoktu. Devam edelim. Eksi 2 ile eksi 3'ü topladık. Eksi 5 küçük eşittir. Şimdi burada x bölü 2 artı 2 eksi 2 artı 2 ile eksi 2 birbirini götürdü. Sadece x bölü 2 kaldı. Küçüktür. 5 ile eksi 2'yi topluyorum. 3. x hala yalnız değil. Altında bir 2 var. Ne yapacağım? Her tarafı 2 ile çarpacağım. Hadi çarpalım. Şöyle çarpı 2 diyeyim. Çarpı 2 ve çarpı 2. Bu ikiler sadeleşir mi? X'in olduğu taraftaki tabii ki sadeleşir. 2 ile eksi 5'i çarpıyorum. Eksi 10. Küçük eşittir. İkiler sadeleştiği için sadece x kaldı. Küçüktür. 2 ile 3'ü çarptım. 6. İşte x'imin bulunduğu aralık. Eksi 10 ile 6 arası. Hangi değerleri alabilir? Eksi 10 alabilir. Eksi 9. Eksi 8. Gider 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 gider. 4. 5 alabilir. 6 alabilir mi? Hayır 6'yı alamaz çünkü bir eşitlik yok. Alabileceği tam sayı değerler bunun arasındakiler. Son sorumuza bakalım. Aynı eşitlerde, eşitliklerdeki gibi faydaları eşitlersek faydalardan kurtulabiliriz. Burayı 2 ile genişleteceğim ve paydaları sileceğim. 2 ile x'i çarpıyorum. 2x Eksi 2 ile 4'ü çarptım 8 bölü 2 ile 2'yi çarptım 4 küçüktür x artı 1 bölü 4. Paydalar eşit o yüzden paydaları sildik. Şöyle düzenlenmiş halini yazalım. 2x eksi 8 küçüktür x artı 1'den. Ne yapıyorduk? x'leri bir tarafta. O zaman şu x'i sol tarafa fırlatıyorum. Şu eksi 8'i de sağ tarafa fırlatıyorum. 2x eksi x küçüktür artı 1 Eksi 8 karşıya geçti. Artı 8 oldu. 2x'ten x çıktı. x küçüktür. 1 ile 8'i topladık. 9. Demek ki x küçükmüş 9'dan. x hangi değerleri alabilir? 8, 7, 6, 5 küçülerek devam edecek. Eşitsizlikleri çözmeyi de öğrendiğimize göre problemlere geçebiliriz. Hadi gelin birkaç tane problem çözelim sorumuzu okuyalım. Tuğçe'nin yaşının yarısının 4 eksiği 10'dan küçük 7'den büyüktür. Tuğçe'nin yaşı en fazla kaç olabilir? Tuğçe'nin yaşını biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Bilmediğimiz şeylere ne diyoruz? X. Hemen sırayla devam edeceğiz. Bakın Tuğçe'nin yaşının yarısının yarısı demek ne demek? 2'ye böl demek. X bölü 2. 4 eksiği yani eksi 4. 10'dan küçük. Küçüktür 10. 7'den büyüktür. Demek ki 7 de bu sayıdan küçük olacak. Tuğçe'nin yaşı en fazla kaç olabilir? İşte eşitsizliğimizi de kurduk. Buradan sonrasını artık bu eşitsizliği çözme vakti. Nasıl çözeceğiz? X'i yalnız bırakacağız. X'in yanında bir eksi 4 var. Öncelikle bundan kurtulmak istiyorum. Her tarafa artı 4 eklersen bu eksi 4'ten kurtulurum. Buradaki artı 4 ile eksi 4 birbirine sıfırlar. 7 ile 4'ü topladım 11 küçüktür x bölü 2 bu da küçüktür 10 ile 4'ü topladım 14. x'im hala yalnız değil altında 2 var ne yapacağım her yeri 2 ile çarpacağım hadi çarpalım. 2 ile 11'i çarptım 22 küçüktür bakın 2'ler birbirini götürdü ne kaldı sadece x küçüktür 2 ile 14'ü çarptık 28 e artık bulduk mu? Evet x'in alabileceği değer aralıkları 22 ile 28 arasındaymış. Tuğçe'nin yaşı en fazla kaç olabilir? Kaç olabilir burada en fazla alabileceği? Tabii ki 27 olabilir. Hemen yeni sorumuz gelsin. Yeni sevimli sorumuz hemen okuyalım. Merve'nin kumbarasındaki paranın 2 katının 4 eksi 130'dan az yüzde eşit veya fazladır. Merve'nin kumbarasındaki para en fazla kaç olabilir demiş. Merve'nin kumbarasındaki parayı biliyor muyuz? Hayır bilmiyoruz. X diyelim. Ve sırayla gidelim. X'in 2 katının çarpı 2 4 eksiği eksi 4 eksi 130'dan azmış. Demek ki küçüktür 130. Yüz Yüze de eşit veya fazlaymış. Demek ki küçük eşit. Şöyle 100 diyeceğiz. 100 küçük eşittir 2x eksi 4'ten. Bu da küçüktür 130'dan. İşte eşitsizliğimizi bulduk. Şimdi çözme vakti. Nedir? İlk kuralımız x'i yalnız bırak. Burada eksi 4 var. O zaman her tarafa artı 4 ekliyorum. Şuradaki eksi 4 ile artı 4 birbirini götürdü. 104'ü topladım. 104 küçük eşittir. 2x'ten bu da küçüktür. 130 ile 4'ü topladık. 134'ten. x hala yalnız değil. Ne yapacağız? Bu ikiden kurtarmak için her tarafı ikiye böleceğiz. Hadi bölelim. Böldük. Herhangi bir negatif tam sayı olmadığı için bu böldüğümüz eşitsizliklerimiz yön değiştirmez olduğu gibi kalır. 104'ü ikiye böldük. 52 küçük eşittir. Bakın buradaki ikiler sadeleşti. X küçüktür. 134'ü ikiye böldük. 67 Demek ki X'imiz... 52 ile 67 arasındaymış. Bir de neyi soruyor? Para en fazla kaç olabilir? Kaç olabilir? 66 TL olabilir. 67'den bir küçük. Peki en az kaç olabilir deseydi en az da 52 olabilirdi. 52'ye bir eşitlik var çünkü. Şöyle yazalım hatta en az bu da en fazla Azmettiniz, direndiniz ve başardınız canlarım. Son soruya kadar ulaştık. Son bir tane problemimiz kaldı. Onu da çözelim ve dersimizi bitirelim. Yine bir şekilli sorumuz. Böyle geometrik şekilli soruları severiz değil mi? Hemen okuyalım. ABCD dikdörtgen. AB kenarı 3x-2 cm. BC kenarı 6 cm. ABCD dikdörtgenin çevre uzunluğu 50 cm'den azmış. Buna göre x'in en büyük tam sayı değeri kaçtır demiş. Şimdi burası bir dikdörtgen değil mi? O zaman karşılıklı kenarlar birbirine eşit. BC 6 cm ise AD de 6 cm olacak. AB 3x 2 ise DC de 3x 2 olacak. Buradan çevreyi bulabilir miyiz? Tabii ki de buluruz. Çevre hepsini toplayacağız. 6 artı 6 artı 3 x eksi 2 artı 3 x eksi 2. Hemen toplayalım. X'leri kendi arasında normal sayıları kendi arasında. 3 x de 3 3x x'i topladık. 6 x. 6 ile 6'yı topladık. 12. Eksi 4 var burada da. 12'den 12 ile eksi 4'ü topladık. Artı 8. 6 x artı 8'miş bizim çevremiz. Peki bu çevremiz. 50 santimetreden almış. Hemen eşitsizliğimizi kuralım. O zaman küçüktür. 50 diyeceğiz. E buradan artık x'i bulabilir miyiz? Çok rahat buluruz. x'i yalnız bırakacağız. Artı 8 var. Hemen her iki tarafa da eksi 8 ekleyelim ve bundan bir kurtulalım önce. 8'ler birbirini götürdü. Sıfırladı. 6x küçüktür. 50'den 8'i çıkarttık. 42. x'in başında ne var şimdi? 6 var. Bu 6'dan kurtulmamız lazım. Peki nasıl kurtuluruz? Her iki tarafı da 6'ya bölerek kurtulabiliriz. 6'lar sadeleşti. X küçüktür. 42'yi 6'ya böldük. 7. Demek ki X'imiz 7'den küçükmüş. Ne olabilir? En büyük tam sayı değerini sormuş. 7'den küçük. En büyük tam sayı 6'dır. Demek ki X'imiz 6'ymış. Biz de uzun kenarı da sorabilirdi. Onu da bulalım. X yerine koyacağız. 3 çarpı 6 eksi 2. 6 ile 3'ü çarptık. 18 eksi 2 eşittir 16. Demek ki uzun kenarımız 16 santimetreymiş. Eşitsizlik konusunu tüm detaylarıyla bitirdik. Sırada yeni nesil sorular var. Onlar da bir sonraki videoda. Sonraki videolardan haberdar olmak için abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer sosyal medya hesaplarımızın linkini de aşağıya bırakıyorum eğlenceli ve eğitici içeriklerimiz oradan da devam ediyor. Takip etmenizi tavsiye ederim. Yorumlarınızı da bekliyorum. Beğenirseniz çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum çocuklar. İyi ki varsınız. Hep olun. Sonraki derslerde görüşürüz. Hoşçakalın. Müzik